Haridas Furushgah. Yani alışveriş merkezinden alışveriş yapma. Harit alışveriş anlamında. Furushgah ise alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinden alışveriş yapma. Şimdi metinde geçen kelimelere bakalım hemen. Birinci kelimemiz enkılap. İnkılap, Türkçe'de zaten kullandığımız kelime, devrim, inkılap kullanımlarında. Bayet, gereklilik fiilidir arkadaşım bu. Meli malı yapmamız gerekir, etmemiz gerekir anlamındaki fiildir bu. Yalnızca yardımcı fiil anlamında. Beraye, içi. Tehfif, indirim. Tevariste, de yapabilmek, edebilmek, abilmek, ebilmek anlamında da fiilleri biz yetiştiriyoruz, ekliyoruz bildiğimiz gibi. Bu fiil İngilizce'deki can yardımcı fiili. Bunlar örnekler olacak metince daha iyi anlaşılır. Lebas, libas, giysi. Çera, niçin? Çekadr, ne kadar? İki kelimeler oluşuyor görüyorsunuz. Çekadr. Çoğu, çünkü veya dığı için. Yani yerine göre çünkü, yerine göre dığı için şeklinde çevirmemiz lazım. Çiz, şey. Harit, satın alma, alışveriş. Haritkardan alışveriş yapmak veya alışverişe gitmek anlamında da kullanılıyor. Hariden satın almak. Geniş zaman kökü her. Hasten istemek. Geniş zaman kökü ha. Geçmiş zaman kökleri zaten ne oluyor arkadaşlar? Bu nun'un düşmesiyle hast. Geçmiş zaman kökü. Geniş zaman kökü bu. Hariden. Geçmiş zaman kökü harit. Yani geçmiş zaman kökü kolay aslında da geniş zaman kökü belki fiillerde biraz bizim için zorlayıcı olabilir. Başlangıç olarak tabii ki. Riya, para birimi, liranın para birimi. Set, sayı olarak yüz. Kıymet, değer, kıymet. Kes, kişi. Merdum, halk, insanlar. Magazi, mağaza, yani bir mağaza, dükkan. Hezar, hezar, bin. Burada da pule İrani, İran parası. Evet, sözcükleri gördük. Şimdi metnimize geçelim. Önce bir okuyorum, sonra çevresini yapalım. Der, hıyabani karger, hıyabani enkılabu, meydani enkılap, furuşgahi ziyadi hast. Ve Ahmet gahi berayi harit beyin furuşgaha miravet. Hıyabani karger, çen furuşgahi libasi daret. Ahmet ezin furuşgaha libas miharet. Ama berayi haridi kitap bayet bi hıyaban inkılap berevet. Ahmet harit kerden ve Farsi sohbet kerden ba furuşgahara dost daret. Ahmet dürüst kelas nedaşt. Bi meydan inkılap reft. Ta yek saat beharet. U az anca saat harit yani saat harit ve bed de kitapkhane reft. Bakalım çevirisine bakalım arkadaşlar. Der hıyabani karger yani karger caddesinde. Karger biliyorsunuz ne anlamında bir işçi. Yani karger caddesinde hıyabani inkılap ve meydan inkılap. Ve inkılap meydanı ile inkılap caddesinde der furuşgahı ziyadi pardon furuşgahı ziyadi yani birçok alışveriş merkezi has var. Ve Ahmet gahi ve Ahmet bazen berayi harit ve Ahmet bazen alışveriş için beyin furuşgaha bu alışveriş merkezlerine bir evet gidiyor. Hıyabani karger, yani karger caddesi çen furuşgahaye libas daret. Karger caddesinde birkaç elbise neyi var? Alışveriş merkezi demeyeceğiz artık burada. Burada ne diyeceğiz? Alışveriş mağazası var. Ya da dükkanı var diyelim. Ahmet ezin furuşgaha. Ahmet ne yapıyormuş? Bu dükkanlardan libas mihayet. Elbise satın alıyor. Ama berayı haride kitap ama kitap satın almak için
Bayet malı meli, Bayet bey hıyaban inkılap berevet. Şimdi arkadaşlar bu Bayet fiilini gördüğümüz zaman bu yardımcı fiildir. Bu genelde bir ana fiille birlikte kullanılır. Bunu gördüğünüz zaman gözünüz bir ana fiili arasın. Bakın ana fiilimiz burada. Bayet berevet yani gitmelidir. Bunu hemen gitmelidir diye çevirmeniz lazım. Dolayısıyla berey herit alışveriş için, kitap alışverişi için gitmelidir. Nereye gitmelidir? İnkılap Caddesi'ne gitmelidir. Ahmet, yani gitmesi gerekir. Ahmet herit kerden ve farsi sohbet kerden ba furuşendeha. Ahmet alışveriş yapmayı ve sohbet farsça sohbet etmeyi kiminle? Furuşendeha satıcılarla sohbet etmeyi ve alışveriş yapmayı dostlara seviyor. Ahmet dirus kelas nedaşt. Ahmet'in düneyin dersi yoktu. Yani kelası yerine göre, ders yerine göre sınıf olarak çevirmemiz lazım. Burada dersimiz daha doğru olur. Ahmet'in dün dersi yoktu. Ve meydan inkılap reft, inkılap meydanına gitti. Ta yek saat beharet. Oraya gittik ki, yani bir şey için, burada ta için anlamında, ne için? Bir saat satın almak için inkılap meydanına gitti. U ez anca o oradan saat herit, orada saat satın aldı ve bed ve sonra bir kitaphane ve sonra kütüphaneye gitti. Yani bu şekilde çevirebiliriz.